Herkese hayırlı bayramlar efendim. Maalesef bu bayram Ramazan'ın son günleri İslam alemini büyük üzüntüye boğdu. Önce Mescid-i Aksa'da başlayan İsrail saldırganlığı daha sonra bayram günü Gazze'ye sıçradı. Gazze'de devam etti. Sayısız çocuk, kadın ve insan öldü. İsrail 1948 yılında kurulduğu günden beri, devletleştiği günden beri ve daha öncesi de kurduğu örgütlerle terör ve tetiş, çevredeki insanların ellerinden arazilerini zorla gasp ederek, insanları orada yaşamalarını zorlaştırarak bir terör örgütü olarak yıllarca faaliyetini sürdürdü. Haganah, Nili ve diğer bazı isimler alan örgütler, zaman zaman değişen örgütlerle orada Müslüman Arapları rahatsız ederek daha fazla Yahudi yerleşimcinin o bölgede yerleşimini sağladı. Daha sonra bu terör örgütleri devletleşti. Devlet olarak da terör devleti olarak devam etti hayatına. Fakat her ne kadar bütün Batı devletleri Holokost sebebiyle, yani Almanya'daki sözde 6 milyon Yahudinin katledilmesi falan. Ya zaten topu topu 550 bin Yahudi var Almanya'da. Nasıl olmayan Yahudi 6 milyonu katlediyor Almanya? Tabii bir algı, rakamlarla bir algı yönetilecek. Yani 1931 sayımına göre, 33 sayımına göre Almanya'da yaşayan Yahudi toplumunun toplamını sayısı 550 bin. Hadi bu 7 senede 39-40'a kadar hadi 600 bin olsun. 6 milyon nerede? Ama ajitasyon yapacaklar ya, bunu kullanarak bütün dünyada kendilerine bir sempati, acıma hissi oluşturacaklar. Osmanlı'nın, parçalanan Osmanlı'nın o topraklarında bir devletleştirecekler ya. Bütün dünyada, Rusya'dan bilhassa buraya çok sayıda Yahudinin göç etmesini sağladılar. Tabii Bolşevik idaresinin katı tutumu da buna destek oldu. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Arapların birbirleriyle olan ilişkileri, zayıf şeyleri, yani ellerindeki teknik desteklerin zayıflığı vesaire, bir üstünlük sağlayamadılar. İsrail üstünlüğüyle zaten Mısır uçaklarını daha havalanmadan yerde imha etti. Haliyle kendisi karşısında bir direnecek güç kalmadı. Daha bir kısmı yeni devletleşmeye başlamıştı. Bir kısmı daha bağımsızlığını kazanmamıştı Arap ülkelerinin. Hala da bağımsız değillerdir gerçi de. Neticede İsrail bu bölgede fitnenin, terörün, her türlü tetişin, her türlü bozgunculuğun merkezi haline geldi. Tabii arkasında Avrupa devletleri var, Amerika var. Finansal baronlar var. Dünyanın en büyük zenginleri, Rothschild gibi, Rockefeller gibi vesaire. Bunlar zaten bunun arkasında. Haliyle küsta, şımarık bir terörist devlet. Fakat her ne olursa olsun, neticede şimdi dünya öyle bir hale geldi ki çok miktarda sosyal medya var, işte basın yayın organları vesaire, haberleşme az çok sesini duyurma mümkün. Her ne kadar gerçi sosyal medya, işte Twitter, Facebook gibi bunlar da Yahudilerin yanında yer alıyorsa, haberleri yaptırmıyorlarsa, Siyonistlere çalışıyorsa bile, neticede gene de bir alternatif kanallarla bu sesleri duyurmak mümkün. Şimdi burada Mescid-i Aksa'da ibadet yapan Müslümanlara saldırdı. Amerika her ne kadar desteklemiş olsa bile, kayıtsız şartsız zaten her şeyini destekliyor. Amerika'nın desteklemediği İsrail'in hiçbir tutumu yok. Ama dünya devletlerinden
ve insaflı insanlardan, batıdaki sivil toplum kuruluşlarından, bazı ülkelerin liderlerinden İsrail'in yapmış olduğu Mescid-i Aksa'daki ibadet eden insanlara o zulmün, postallarla girip bir ibadethanede terör estirmeyi kınamaya başlamışlar. Ama tabii ki Kassam Tugayları da bu arada Gazze'den son günlerde şey savurmaya başladılar. Her zaman yaptıkları gibi. Şimdi saat 9'da vuracağız. Bir saat sonra vuracağız falan. Ya kardeşim vuracaksan adam gibi vur lan. İsrail sana vuracağı zaman saat mi veriyor? İsrail'in eline bir done lazımdı. Ajitasyon. Kassam Tugaylarına atana kadar İsrail Gazze'ye hiçbir şey yapmadı. Hatta bir gün yapmadı. Dikkatinizi çekerim. Bir gün hiçbir şey yapmadı. Niye? Oradaki o profili, fotoğrafı çekti. Yanan araçları. Belki bir kısmını da kendi yaktı. Birkaç yıkık binayı falan. Yanan işte enerji santralındaki o yangını falan çekti. Dünyaya boca etti. Zaten dünya medyasında bunları böyle bekleyen bir grup var ki servis etsin. Herkese bunu yaysın. İsrail için hep bir itiş kakış kavga lazım. İsrail'i baştan beri söylüyorum. İsrail o bölgede sınırları belli olmayan dünyadaki tek ülke olarak sınırlarını devamlı genişletebilmek için devamlı çatışma ortamına ihtiyacı var. Bu çatışma içinde karşısında bir grup olacak. Yani Amerika nasıl Afganistan'a nasıl Taliban ihtiyacı varsa yahut da El-Kaide'ye ihtiyacı varsa, Irak'a girmek için Saddam'ı kışkırttı, Suriye'ye girmek için işte neydi bu örgütlere ihtiyacı varsa, Boko Haram'a ihtiyacı varsa, İsrail'in de Gazze'deki Hamas'ın ve Kassam Tugaylarına ihtiyacı var. Kim kızarsa kızsın arkadaş. Öyle hamaset türküleriyle bu işler olmuyor. Gözyaşı nakaratlarıyla bu işler yürümüyor. Neticede ölen kim? Masum insanlar. Kassam Tugayları kaç kişiyi canını yaktı bugüne kadar? Siz hiç duydunuz mu Kassam Tugaylarının attığı füze şu kadar İsrail'in ölümüne sebep oldu diye? Ellerinde bir şey cenazeden sonra tak 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 tak. Sanki tövbe yarabbim. Ulan o mermileri cenazelerde havaya sıkacağınıza git o zaman iki tane İsrailli askere sık. Şerefsiz. Kendi halkını ondan sonra misket bombalarıyla bilmem ne bombalarıyla insanların başına gece uyurken binalarını geçiriyorsun. Hastaneleri bile bombalatıyorsun. Ne oluyor ondan sonra ajitasyon? İslam ülkelerinden gelsin paralar. Gelsin paralar. Katar'dan gelsin paralar. Şerefsizlik diz boyu ya. Birilerinin bunları söylemesi lazım kardeşim ya. Yeter artık. Birilerinin bunları artık dillendirmesi gerekiyor. Nedir bu ya? Hep aynı terane, hep aynı terane. Öbür tarafta Filistin devleti güya, özerk devleti var. Abbas kuma gömmüş başını, hiçbir şey sesi çoluğu çıkmıyor. Oturmuşlar orada bir baronluk gibi, mafya devletleri gibi, böyle mafya yapılanmaları gibi, milletin acısından, ızdırabından, ölümünden geçiniyorlar ya bu baronlar. Ayıptır, günahtır ya. Ya kardeşim, 100 senedir sen bu topraklarda bir varlık gösterememişsin. İslam ülkeleri dağılmış, parçalanmış, imamesi kopmuş, tespit gibi darmadağınık. O zaman güçlenene kadar sesini çıkaramazsın, kusura bakma. Hiç çıkarttığında işte ne yaparsın? Böyle tavuk boğazlar gibi kesiyorlar kardeşim. O zaman İslam ülkeleri güçlenecek. Güçlendikten sonra ancak sen diklenebilirsin. Şu anda yapacağın her tür şey senin halkına zulüm olarak dönüyor. Mekke dönemini düşün ya. Peygamberimiz ne yapabildi? Ey Yasir ailesi sabredin dedi ya. Meleklere Allah'a elini açıp da kahret şu Velid ibn-i Mugire'yi, kahret şu Ebu Cehil'i dese meleklerini gönderip orayı bir an anda tarumar etmez miydi? Ama ibret için sabredin ey Yasir ailesi dedi ya. Çünkü sonradan gelenler o zulmü çektiklerinde peygamberi örnek alsın diye yaptı bunu.
Yeryüzünü senin için yarattım, alemleri senin için yarattım diyen Allah-u Teala onun o duasını kabul etmez miydi? Ederdi elbet. Ama etmedi. Ya kardeşim, bazen metodu değiştirirsin. Mücadele metodunu değiştirirsin. Pasif direnişe geçersin. Veya başka bir yöntem. Akil adamlar toplanır. İlla birilerinin istismar edeceğiz, acısını kullanıp İslam ülkelerinden paraları devşireceğiz diye. Bankalarda paralarımızı yatıracağız diye. Yapmayın bu zulmü kendi halkınıza ya. Ondan sonra da geliyor burada laf anlat sosyal medyadaki takipçine. Abi ne yapsın o zaman ya? Hamas bilmem ne yapıyor. La gerizekalı, bu Hamas'ın yaptığıyla bu ülkede ne oluyor? Ne oluyor? Pasif direniş yap o zaman ya. Otur, hiç karşılık verme. Otur, çıkma Mescid-i Aksa'dan, taş da atma. Gazze'den o soba borularından yapma, bozma, sözde Kassam Tugaylarının fırlattığı şeylerle atma. Kimseyi öldürmüyorsun ki neticede. Bir de saat söylüyor ya. Serseriye bak. Sanki İsrail bomba atarken kafana zaman veriyor sana. Müslüman akıllı olur. Öyle hamaset rüzgarlarıyla bu işler yürümüyor kardeşim. Biz şöyle kahramanız, biz böyle yiğidiz, biz böyle öldürürüz, ölürüz. Yok kardeşim, ölme ya, ölme ya. Ölme. Ölme. Lütfen. Lütfen ölme. Lütfen. Yani Müslüman akıllı olur. Müslüman akıllı olur. Onun için lütfen, lütfen kendi insanlarına, kendi insanlarına zulmetme. İsrail Siyonizmine meydan verme. Gerekirse mücadele metodunu değiştir. Müslüman akıllı olur ya. Şu bayram gününü bütün İslam alemine zehir ettiler. Tamam, İsrail kötü, İsrail pislik, İsrail bilmem ne. Eyvallah. Her türlü hak şeyi söyleyelim. Peki ne fayda ediyor? O zaman bizim başka bir şey yapmamız lazım. Metodu değiştirmemiz lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Bunun üzerine kafa yormamız lazım. 80 senedir burada insanlar ölüyor devamlı ya. Ve birileri hep İsrail'e meydan veriyor. Onun dünya nezdinde işte o 3-5 tane fotoğrafla kendisini aklamasına meydan veriyor. Bu döngüden, kısır döngüden kendimizi kurtarmalıyız. Hoşça kalın.